Selam, cilt bakımları, saç bakımları, onlar birazcık beklesin. Biz bugün ruh bakımı yapalım istiyorum. Ruh bakım rutinimden bahsedeyim istiyorum. Ruhuma bu aralar çok iyi bakıyorum. Size nacizane tek tavsiyem, hayatınız bok gibi gidiyorsa ve gerçekten ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız çok düşünmeyin ve yürümeye başlayın. Bak, 3-5 günde ruh haliniz değişmeyecekse ben de bu videoyu sileceğim. Gerçekten. Bir başlayın ve şöyle bir şey ekleyeceğim ben size bu yürüyüşünüze. Eklemenizi isterim yani, ben ekledim. Sesli kitap. Reklam falan değil bu arada. Sponsor yok ama Storytel diye bir uygulamadan ben dinliyorum. O yürüyüşe bir de sesli kitap eklediğiniz vakit, bir güne böyle başladığınız vakit ya da bir günü gündüz çalışıyorsanız akşam da yürüyebilirsiniz. Böyle tamamladığınız vakit zihninizi temize çekiyorsunuz. Bütün o böcek böcek düşünceleri sanki böyle her adımda bir böceği daha ezerek yok ediyorsunuz gibi hissediyorum. Bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. O sırada salgıladığımız güzel güzel hormonların sayesinde oluyor ve çok kolay bir şey. Yani elimiz ayağımız tutuyorsa hepimizin yapabileceği bir şey yürümek. Buna bir başlayın. Kötü hissediyorsanız bu aralar ya da daha iyi hissetmek istiyorsanız. Yani iyinin iyisi var. Neden en mutlu olabileceğimiz seviyeye çıkarmayalım ki kendimizi? Ve bence yalnız yürüyün. Biriyle yürüdüğünüz zaman ne kadar iyi bir arkadaşınız olursa olsun aynı konularda dönüp duruyor bir bozuk plak. Ne derdiniz varsa arkadaşınıza anlatıyorsunuz. Onun dertlerini dinliyorsunuz. Dedikodu yapıyorsunuz falan. Bir saatinizi evet yine yürüyorsunuz. Yine o hormonlar belki salgılanıyor ama zihniniz bir yürüyüşe çıkamamış oluyor. Zihniniz aynı kafeste dönüp duruyor bence. O yüzden benim tavsiyem yalnız yürüyün. Yani bu tavsiye demeyeceğim de bana iyi gelen yalnız yürümek oldu. Sesli kitap eşliğinde yürümek oldu. Kitap okumayı da neden bu kadar önemsiyorum? Beynimizin içinde konuşup duran, gündelik olayları irdeleyen, kendimizi suçlayan, geçmişe gidip oradan çeşitli pişmanlıkları ısıtıp önümüze sunan, başarısızlık duygularımızı şu kadarsa bu kadara çıkaran, konuşup duran, o zihni susturan ve başka şeylerden konuşmasını, başka şeyler düşünmeye başlamasını sağlayan şey kitap okumak ya da aynı zamanda kitap dinlemek de aynı şey. Yani tamamen çağın nimeti, muhteşem bir şey bence. Arabada dinleyin, evde dinleyin, süpürge yaparken kulaklığı takıp dinleyin. Ben öyle yapıyorum ve yürüyüşte dinlemeye de bu sene başladım. Bel fıtığından sonra koşamaz hale geldiğimde, yürüme dönemim başladığında yürüyüşle beraber sesli kitap dinlemeye başladım ve hayatım değişti ya. Yani diyeceksiniz böyle bir şey nasıl hayat değiştirebilir bilmiyorum. Yani enerjim, bataryam %30 dolu bir şekilde yaşıyorsam gerçekten sabah o yürüyüşü yaptığımda %90'lara varıyor. Yani bu benim işimden aşkıma, her şeyime o kadar güzel yansıdı ki. Bu sene özellikle bu kış çok ciddi düştüm. Bunun da sebebini şuna bağlıyorum. Bel fıtığı çıktı bende bu sene. Bel kayması artı bel fıtığı, yani bir insanın belinin başına neler gelebiliyorsa birçoğu geldi ve bu beni çok hareketsiz bir yaşama hapsetti. Hareket etmiyorken, karamsarken, eve kapanmışken, gerçekten dünya üstüme geliyorken çok yakınan bir tipe dönüşmüştüm. Aslında kendimden bıkmış durumdayım ama kurunun yanında yaş dayandı. Annemle çok kavga etmeye başladım, kocamla çok kavga etmeye başladım, ottan boktan yakınmaya başladım. Yani aslında sorunum kendimle ama kurunun yanında bütün yaşları da yaktım ve çekilmez bir dönem geçirdim bence. Yani iyi çekti annem de Orkun'da. Ama bu kendime ayırdığım bu kaliteli zamanla, bu arada illaki yürüyün ya da kitap dinleyin de demiyorum ama kaliteli zaman yaratabilmek ya meselemiz. Bence yaratabileceğiniz en kaliteli zamanlardan biri. Bunların sonucunda şunu fark ettim. Ruh bakım rutinimi bu şekilde oturttuktan sonra çok daha az yakınan, köpeklerine karşı bile özellikle yavru köpek her yere işerken sıçarken çok daha sabırlı. Eskiden of ya yine yapmış diye yerleri vile dalarken şu an çok daha keyifle vile dalayan. Aa, köpeğimin sindirim sistemi çalışıyor. Aa, bugün çişini oraya değil balkona yapmış. En azından öğreniyor falan. Böyle birazcık daha hayatımdaki güzellikleri görmeye başlayan bir tipe dönüşmemi sağladı. Çok iyi geliyor. Yani bu kadar kolay bir şeyin bu kadar iyi gelmesi. Ben o yüzden böyle borazan gibi herkese anlatmak istiyorum yani. Nasıl kitaplar okuyorsun diyecek olursanız, aslında kitap videosu ayrıca çekebilirim ama daha ziyade sesli kitap
olduğu zaman konu. Roman falan dinlemeyi çok fazla sevmiyorum. Aslında ben çok roman okuyan bir tiptim önceki yıllarda. Ki daha genç yaşlarımda roman okumak bence bana çok da iyi geldi. Biraz hayatı tanımamı sağladı. Ama şu yaşımın benden istediği daha böyle kişisel gelişim, daha psikoloji, daha öyle kitaplar gibi hissediyorum. Kişisel gelişim kitaplarına karşı ön yargılı çok olan var. Hani hep aynı zırvalardan mı bahsediyor falan. Değil arkadaşlar. Yani kitap var, kitap var. Mesela bu ara Ev Yapımı Bir Paraşüt diye bir kitap okudum. Mutlaka okuyun ya da dinleyin. Zihninin patronu olmak. Yani sen düşüncelerin değilsin. Düşünceler başıboş halde, asalak halde gezen, dediğim gibi böcekler bir kısmı. Sen onların aslında patronusun, sen onların üstündesin. Çok basit bir özet yaptım şu an. Lütfen okuyun, çok isterim okumanızı. Bir romanı takip etmek yürürken bana sesli kitapta çok daha zor geliyor. Romanı böyle sayfaları çevirip okumayı seviyorum. Ama bu tür kitaplar yürüyüşte, otobüste falan çok iyi gidiyor. Sesli kitap dinlerken çok kafam dağılıyor diyenler olmuştu bana. Önerdiğimde dağılsın yani. Ay dağılıyor diye de kendinizi kahretmeyin. Kafa bu dağılır, toplanır, geri gelir. En basitinden şunu örnek vereyim. Geçen gün bütün işlerin ters gittiği bir gün geçirdim. Böyle uzun dönemlerden ziyade böyle bir günden örnek vereyim. Her şeyin ters gittiği bir gün geçirdim. Bir işle ilgili gelişmeler olumsuzdu. Çok istediğim bir marka anlaşması son anda iptal oldu. Köpeğim hastalandı. Böyle bir sürü böyle pis bir gün geçirme. Gereksiz. Bitse de gitsek bir gün geçiriyorum. Ve o günün sonunda hiç canım istememesine rağmen dedim ben bu balkona diyorum. Ben bu sahaya çıkacağım. O günün sonunda bir saat yürüdüm. Yanımda sesli kitabımı dinledim ve eve döndüğümde reset. Yani gün baştan başladı. Hani o gözde ilk adımlarımda kaldı. Orkun falan da ya sen hep yürü ya diyor. Yüzün güldü yani. Böyle muşmuladan çiçeğe dönüşüyorum yürüdüğüm zaman. Mesela şey de çok hoşuma gitti. Zaten böyle ne zaman kafayı bir şeye taksan, bir şeye yoğunlaşsan, ondan keyif almaya başlasan, o konuyla ilgili ufkunu açacak ya da o yolda devam etmen için sana destek olacak böyle işaretler gelmeye başlar ya. Mesela o işaretlerden biri de o uygulamada önerilenlerde benim karşıma yürüdüğümü hissettim mi artık bilemiyorum. Teknoloji o kadar çıldırdı mı, hani adım sayardan adımlarımı görüp falan önermiş olabilir mi bilmiyorum. Ama Yürümenin Felsefesi diye bir kitabı önerdi bana mesela. 1900'lerde falan yaşamış, adını hepimizin duymuş olduğu, kitaplarında belki okumuş olduğu şairler, büyük düşünürler, en hepimizin bilebileceği Nietzsche mesela, bütün kitaplarını yürüyerek yazıyormuş arkadaşlar. Ve yürümek adamın hayatında o kadar büyük bir yer tutuyormuş ki yürümediği günleri tamamen yaşanmamış sayıyor ve birçok hastalığını da, fiziksel hastalığını da yürüyerek atlatmış. Bu yola girdikten sonra karşıma çıktı ve doğru yoldayım demem sağladı. Böyle hani benle konuşmak için oraya gelmiş bir kitap gibiydi. Bana bir şeyler söylemek için önüme çıkmış gibiydi. Şimdi de Joe Vitale, İtalyanca nasıl okunuyor, Mucize diye bir kitabına başladım. O da müthiş. Düşüncelerini yönetmek, düşüncelerinle geleceğini yaratmak falan gibi konulara meraklıysanız, ki ben takığım, öyle konularda okuyabileceğiniz güzel kitap gerçekten. Bu arada Instagram'dan ben sürekli paylaşıyorum okuduğum sesli kitapları. Beğendiğim, beğenmediğim. Beni o yüzden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gözde Tezer. Bu arada şunu da demeyin. Ay benim önümde sahil yok, ben nerede yürüyeceğim? Yani sonuçta hepimizin yaşadığı yerde sokaklar var değil mi? Yani yollar bir yere gidiyor. Ben mesela sahilde oturmama rağmen sahilden değil şehir içinden yürüyorum. Onun da şöyle bir etkisi olduğunu fark ettim. Bunu da paylaşayım sıkılanlığı için, spor yaparken, yürürken falan sıkılanlığı için. Mesela sahilde böyle her şey düz ve aynı gidiyor ya. Deniz hep aynı deniz. İşte çim hep aynı çim. Ve bence hani çok fazla farklı uyaranlar olmadığı için biraz aynı kafeste belki dönüp duruyor gibi hissedebiliyoruz, hamster gibi. Ama şehrin içinden yürüdüğümde işte kafeler değişiyor, dükkanlar değişiyor, sokaklar değişiyor derken ben o zamanın daha hızlı aktığını hissediyorum. O yüzden siz de bir deneyebilirsiniz. Neyse, sizleri seviyorum. Umarım uygularsınız. Umarım sesli kitabı da hayatınıza katarsınız. Tekrar söylüyorum ki bu bir uygulama, reklamı asla değil. Siz de benimle kendinize iyi gelen rutinlerinizi paylaşabilirsiniz. Böyle bir mutluluk havuzu yaratalım. Herkes oradan
kendine ne lazımsa çeksin, kullansın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok sıcak be. İzmir yanıyor, yanıyor.